Muğla, 18. yüzyıl Osmanlı kent mimarisinin Türkiye'deki en iyi korunan alanlarından biridir. Bugün camiler, kiliseler, çeşmeler ve ünlü konaklar dahil olmak üzere 3000'den daha fazla tarihi binadan 1203'ü Kula Kent Sitesi altında belirlenmiş Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunmaktadır. Eski Kula şehri Kula Divlik Koni Lava Kışı'nın eteğinde bulunur. Bazaltıların geniş kullanımı, yerel olarak Karataş olarak bilinir, mimari stilleri derinden etkilemiştir. Tarihi kula evleri, kerpiç dolgulu zemin katı genellikle taş, taşıyıcı ağaç yapı tekniği ile inşa edilmiştir. Kula evlerinin hepsinde bir avlu yer alır ve avlu en az 3 metredir. 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl ilk yarısındaki örneklerde ve giriş çoğunlukla avludaki çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanır. Türkiye evlerinde çeşitli amaçlara göre düzenlenen odalara rastlanmaz. Her oda yemek yeme, oturma ve benzeri eylemleri karşılar. Kul evleri büyük aile yapısına ve yaşamının önemli bölümünü evde geçiren kadına göre düzenlenmiştir. Günlük yaşam yazları avluda veya bahçede, kışları ise ara katta ya da ikinci katta geçer. 17. ve 18. yüzyılda büyük bahçeli evlere sonradan kardeşler arasında bölünerek küçülmüştür. Kula'da 1050 adet, birinci dereceden olmak kaydıyla toplam 3000 adet tarihi tescilli yapı yer alır. Yapıların mimari açıdan eski kent yerleşiminin bozulmamış tipik örneğini teşkil etmesi ve bu niteliklerinin bölge açısından değeri Kula'ya yaşayan müze özelliğini kazandırıyor. 18. ve 19. yüzyıl Türk, Osmanlı ve Rum mimari yapılarına hakim olduğu tarihi kula evleri hala daha özelliklerini yitirmeden korunmaya çalışılıyor. Kula evleri mimarinin yanı sıra ahşap işçiliği ve kök boya süsleme bakımından da oldukça zengindir. Thank you.
kilisenin kuzeybatı kapısı üzerindeki kemer alanlığında yer alan Yunanca mermer kitabı kayıptır. Ancak eski fotoğraflardan kitabı üzerinde 25 Mart 1837 tarihi net bir şekilde okunmaktadır. Mermer kitabelerinden birinde ise bazı kısaltmalarla birlikte ayın 20'si 1831 tarihi okunmaktadır. Büyük olasılıkla kilise 1831 yılında inşa edilmeye başlandı. 1837 yılında ise büyük bir onarım ve tamir gördü. Yapıda sade ve basit olan cepheler giriş ve pencere açıklıklarıyla düzenlenmiştir. Kuzey, güney ve doğu cephelerinin saçak altında profil silme bulunmaktadır. Açıklıkların tümünde orijinalde mevcut olduğu bilinen ahşap kapı kanatları, pencere kapakları, yapının ahşap pencere dolmaları ve kapı dolmaları günümüze kadar ulaşamamıştır. Yapı, iç mekanına günümüze kadar ulaşamamış olan vaaz kürsüsüne ait izler duvar üzerinde gözlemlenmiştir. Mezar taşları 1840 ile 1890 arasındaki 50 yıllık bir dönemde yapılmıştır. Mezar taşlarının 11 tanesinde metinler Yunan harfleriyle Türkçedir. Yalnız bir tanesinde aynı Türkçe metin hem Yunan hem de Ermeni alfabesiyle yazılmıştır. Genellikle binlerce metre uzunlukta bir insanın hareket edebileceği kadar büyüklükte tünellerden suyun taşındığı çukur çeşmeler, Kula'nın tarihi dokusunun önemli bir yere sahiptir. Günümüzde iki tane sahilin hizmet verirken 15 tane çukur çeşme üstü örtülü bir şekilde yer altında bulunmaktadır. Beş Ulalı Çeşme ve Eski Çeşme'nin kitabelerinde çeşmelerin yapımı 16. yüzyılı işaret ediyor. 3 metreden fazla derinlikteki çeşmeler Kula'da birçok taş yapıda görülen kefeke taş kullanımı geleneğini taşıyor.